Arkadaşlar merhabalar. Barış Çakır ben. SolidWorks'te sizlerle iki boyutta çizim yapacağız. Ben sizlere bu şekilde bir PDF dosyası da hazırladım. Yine videolarımın altına da bunu koyacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Güzel işlere imza atabilmenizi istiyorum arkadaşlar. Yarın öbür gün çok karmaşık parçalarla uğraşacaksınız. Çok büyük montajlar yapacaksınız. Hani özellikle iş hayatında. Yani skecimizin advanced seviyesinde olmasını istiyorum arkadaşlar. Yani her şey temelden ilerler. Skeci yanlış çizdiğimde, yanlış tanımladığımda ilişkileri bir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla bakın şöyle yapalım. İlk çizimimizde hem başlayalım hem de bu sayede komutları da aşılamış olacağım size. Ben SolidWorks'te bakın yeni bir sayfa açıyorum arkadaşlar. Şimdi gelin ilk dersimizde sketch mantığı nasıl çalışır ona bakalım. Yani ben sketch ortamına nasıl geçiş yapabilirim SolidWorks'ten. Bakın unsurların yanında arkadaşlar çizim diyorum. Tekrar buradan geldim çizimi seçtim. Bakın bana ön düzlem olarak geldi. Mouse'un orta tuşuyla şöyle çeviriyorum. Bakın düzlemlerim burada. Yani üst düzlem, sağ düzlem, ön düzlem. Gelip herhangi bir düzlemi seçip sketch ortamına geçebilirim. Aynı şekilde bakın buradan seçmesi zor diyorsanız model ağacımın altında da düzlemler var. Diyelim ki üst düzlem. Bakın bana dik olarak baktı. Şimdi sağ üstten geldim onayladım. Bu bir. İkinci nasıl geçebilirim? Mesela bakın şuradan geldim. Sağ düzleme diyelim ki skeç açacağım. Bunu seçiyorum arkadaşlar. Dik bak diyorum. Bana bu düzlemde bir skeç aç. Bakın tekrardan yine geldim skeç ortamına. Ben bu şekilde çalışıyorum arkadaşlar. Ama siz iki yolu da bilin. Şimdi geliyorum ben ön düzleme dik bak diyorum. Bir çizim açtım. İki boyutta çizim yapacağımız için düzlemin şu anda bir önemi yok. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Ben orijin noktası olarak burayı seçeceğim. Bakın buradan ilerleyip şu şekilde şeklimizi tamamlamış olacağız. Şimdi ölçülerimize de bir bakalım. Bakın buradan buraya mesafem 20 milim. İçeriye doğru 10 milim olarak verilmiş. Şu mesafem yine aynı şekilde 10 milim. Burası da 20. Merkeze kadar 60 milim olarak verilmiş. Buradaki radyusumun ölçüsü de 10 milim olarak verilmiş arkadaşlar. Şimdi line komutunu aldım bakın. Şöyle üste doğru çıktım arkadaşlar. İçeri giriyorum. Yukarı çıktım. Bakın sola geri gelirken bununla aynı hizada bıraktım. Tekrar yukarı çıktım. Şöyle bir miktar ilerledim. Buradan sonra bakın yay var dikkat ederseniz. Burada yay nasıl oluşturacağım arkadaşlar? Bakın ileri doğru gittim. Geri geldim. Şöyle aldım. Bunun hizasında bıraktım. Bakın tekrar edelim. Line komutunu aldım. Bu noktamı seçtim. İleriye doğru gittim. Geri geldim. Tekrar şöyle çekip bunun hizasında bırakıyorum arkadaşlar. Bir miktar içeri giriyorum. Aşağı geldim. Bunun hizasında bıraktım. Geri geldim. Bunun hizasında bıraktım. Buradan tekrar ileri gidiyorum. Geri geliyorum. Bakın şöyle yayımı oluşturup şeklimi gelip kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi akıllı ölçülendirmeyi aldım. Bakın şurası 20 milim olarak verilmiş bana. Bu line'ımı seçtim. Kontrol ile bunu seçiyorum arkadaşlar. Seçemedim pardon. Bu line'ımı seçtim. Bunu seçtim. Solda çıkan menüden eşit ilişkisi ver diyorum bunlara. Geldim onayladım. Sonra bana şu mesafe 10 milim olarak verilmiş. Aynı şekilde burası da 10 milim olarak verilmiş. Geldim onayladım. Ondan sonra bakın şuradaki radyusumun ölçüsü de aynı şekilde 10 milimmiş arkadaşlar. Bu radyusumu seçiyorum. Bunu seçiyorum. Aynı şekilde bunlara da eşit ilişkisi ver diyorum. Ölçülendirme komutunu tekrar aldım. Buradan buraya mesafemde arkadaşlar 60 milim olarak verilmiş bana. Şimdi bakalım geriye kalan ölçülerim neler? Şurasının tam tanımlı olduğundan emin olalım. Bakın şuraya 10 milimlik ölçüyü vermedik. 10 milim diyorum arkadaşlar. Geldim onayladım. Sonra burayı seçiyorum. Bunu seçiyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde geldim. Eşit ilişkisi ver dedim. Bakın skecim tam tanımlı şu anda. Şimdi geliyorum tekrardan teknik resmime. Burada iki tane daire varmış. Çapı 10 milim. Bu dairemin üst çizgi olan mesafesi 10 milim. Buraya olan mesafesi de 25 milim olarak verilmiş arkadaşlar. Daire komutunu aldım.
Bakın şuradan bir daire çizdim. Yatayda aynı hizada olacak şekilde. Buradan bir daire oluşturdum. Ölçülendirme komutunu almadan önce bu iki daireyi seçiyorum arkadaşlar. Gel bunlara eşit ilişkisi ver diyorum. Ölçülendirme ile gelip buradaki mesafem 10 milim olsun diyorum. Bu dairemin buraya olan mesafesi 10 milim olacak. Aynı şekilde bunun buraya olan mesafesi de 25 milim olacak arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz buraya 10 milim ölçüsünü verirken direkt klavyeden hiçbir değişiklik yapmadım. Direkt 10 olarak atadı. Neden? Zaten buradan buraya ben burayı merkez alarak böyle bir radyus oluşturmuşum. Daha doğrusu burada bir daire var bakın R10'luk. Zaten buradan buraya mesafe 10 milim diyor bana. Hani ölçülendirmesem de aslında olurdu. Şöyle yapalım. Merkez çizgisini aldım arkadaşlar. Şurayı kapattım. Tekrar merkez çizgimi alıp şöyle uzattım eksen çizgimi. Ne yapacağım bakın. Bu dairelerin aynısı aşağı tarafta da var. Tekrar çizmek yerine aşağı tarafa da aynı alacağım. Objeleri aynala dedim. Bakın çıkan menüden aynalanacak objeleri soruyor. Kontrol tuşuna basmıyorum. Bu iki dairemi gelip seçiyorum. Etrafında aynala. Bu eksen çizgisini gösteriyorum. Gelip onaylıyorum. Bakın çizimim tamamlanmış oldu arkadaşlar. Herhangi bir eksik ölçüm yok. Ve SolidWorks'te de biz skecin simsiyah olmasını isteriz arkadaşlar. Tam tanımlı. Bu zaman zaman olmayabiliyor ama siz yine de siyah olmasına dikkat edin. Bakın parçanın CAD modelinde ben şu şekilde göstereyim size nasıl bir parça olacakmış. Yani 3 boyuta da basit bir şekilde nasıl aktarırız? İlk videomuzda onu da görmüş olurum arkadaşlar. Yani 2 boyutta bir skeç ortamında bir şeyler çizdik. Unsurlar diyorum, extrude'da katı oluştur. Basit bir şekilde katılamış olduk. Geldim. Soldaki menümden onayladım. Yani parçanı size 3 boyutta da gösterebilmek adına arkadaşlar. Yine katı modelleme videolarım var. Oradan da takip edebilirsiniz. İlk skeç ortamımız, ilk skecimiz bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.